Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunması koşulunu madde metninden çıkartıyoruz. Ve bir fıkra ekliyoruz. Seçim barajı değiştirilmektedir. Seçim barajının %7'ye düşürülmesi, ittifak olarak seçime girilmesinde yapılacak yeni düzenlemeler, seçim yasasında değişiklik için hazırlanan teklif mecliste. Başbakan ve bakanlara ilişkin yasaklar başlığını taşıyor. Başbakan sözünü madde metninden çıkartıyoruz. AK Parti ve MHP'nin üzerinde uzun süredir çalıştığı seçim yasasında değişikliği içeren kanun teklifi 14 Mart'ta meclise sunuldu. Kısa süre içinde Adalet Komisyonu'na gelmesi beklenen teklif 15 maddeden oluştu. 15 maddeden oluşan bu çalışmamızı maddeler kısmında özetleyeceğim. Kanun teklifinin ayrıntılarını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız açıkladı. Değişiklikle seçim barajının %10'dan %7'ye düşürülmesi teklif edildi. Seçim barajını 7'ye indirilmesini teklif ediyoruz. Teklife göre partilerin seçime girmesindeki koşullarda da değişikliğe gidildi. Teşkilatlanma ve kongresini yapmış olma şartı yeter bir şart olarak öne çıkarılmıştır. Salt grup kurmuş olmak seçime katılmak için yeterli görülmemiştir. İttifak olarak seçime giren partilerle ilgili de değişiklikler yapılacak. Teklifle siyasi partiler seçim çevresinde gerekli oy oranına ulaşmadan, içinde bulunduğu ittifakın oylarından faydalanarak milletvekili çıkaramayacak. İttifakın aldığı oy toplamı, ülke barajını geçtiği takdirde, seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı, ittifak içinde yer alan her bir partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak bu maddenin 3. fıkrasına göre yapılır. İttifakı oluşturan siyasi partilerin her birinin çıkaracağı milletvekili sayısının hesaplanmasında her seçim bölgesinde ittifak içinde elde ettiği oy sayısı esas alınarak genel dont uygulamasıyla belirlenecektir. İttifak içinde görünür olan her partinin İttifak dışında görünürlüğü güçlendirilmiştir. Ayrıca siyasi parti tercihlerinde belirli bir ortak hedef veya hedef ötesinde seçmen iradesinin kendi partisi dışında başka partilere yansımaması da gözetilmiştir. Özellikle muhtarlık seçimlerinde tartışma konusu olan seçmen kütüklerinin değiştirilmesinin de teklifle birlikte önüne geçilmesi planlanıyor. Seçimlere kısa bir süre kala seçmen kütüklerinin yer değiştirilmesi mümkün olmayacak. Yerleşim yeri adresine göre oluşturulan bir yıl önceki seçmen kütüğü üzerinden güncelleme işlemleri yapılır. Adres kayıt sisteminde gözükmeyenler ise en son seçmen olduğu adreslerine ibaresini ekliyoruz.